Geçen yıl dokunulmazlığımız kaldırıldıktan sonra aramızda bizden daha değerli hukukçular var. Bir kişi gelsin şuradan söylesin. Adalet Bakanlığı 59 HDP milletvekiliyle ilgili tüm savcılıklardan hazırlanmış dosyalarıyla ilgili bilgi istedi. Bununla ilgili soru önergem 2 aydır bekliyor. Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ neden bizimle ilgili bilgi istedi? Hangi yetkiyle istedi? Ne yapacaktı? Bunları sormuşum ben. Neyin hazırlığını yaptınız? Bugün alınan bu kararların hazırlığıyla alakalı bir durum muydu? Cevap yok. Soru önergem 2 aydır bekliyor. Ya değilse Allah aşkına biri çıksın desin, evet Adalet Bakanı milletvekillerinin dosyasını takip etmek, onları fişleme yetkisine sahiptir desin. Ama bu kararlar 4 Kasım'dan beri bu süreçle, yani referandum takvimiyle iltisaklı işliyor. Bu sizin gurur duyduğunuz bir hukuk ve yargı düzeni olabilir. Sizin gurur duyduğunuz bu düzenden ben utanç duyuyorum. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarına ilişkin süreçleri biraz önce gündeme geldiği için kısa bilgi olarak paylaşayım. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü takip eder. Dolayısıyla da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama dokunulmazlığına ilişkin yeni düzenleme kabul edildikten sonra ilgili savcılardan var olan süreçlere ilişkin bilgi istemiştir. Bu bakanın kendi tasarrufunda olan bir konu değildir. Bu Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün rutin bir uygulamasıdır. Yani buradan farklı bir anlam çıkarmak doğru değil, onu ifade etmek için söylüyorum. Yalnız şunu bilelim. Bakın, bir fezleke varsa siz bizden hem hukukçu olarak hem şu mecliste daha tecrübeli biri olarak iyi bilirsiniz ki başsavcılık aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na ve oradan buraya gelir fezlekeler. Ya değilse tersinden işleterek bakanlığın başsavcılıklardan böyle bir şey isteme yetkisi ve tasarrufu yok. Yani fezlekelerin başsavcılıklardan bakanlığa, oradan buraya gelmesi söz konusudur. Ya değilse bakanlık meclisten bağımsız başsavcılıklardan bütün bir partinin vekilleriyle ilgili bilgi, belge isteme yetkisine sahip değil. Evet. Teşekkür ederim.